Evet, bir süredir ortalıklarda yoktum. Ama kaotik bir videoyla tekrar geri geldim. Merhabalar, bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün enteresan bir videoyla karşınızdayım. Kaotik bir vlog. Ve şu şekilde kaotik. Farklı farklı günlerde videolar çekmiştim. Ama bu videoları hiçbir zaman için tamamlayamadım. O yüzden böyle biriken o böyle bölük pörçük videoları toplayıp bir vlog haline getirdim. Yani günden güne atlayan bir vlog haline getirdim. Ankara'da başlıyor vlogum ama ondan sonra bir ara Mersin'de devam ediyor. Ondan sonra orada bitiyor zaten, göreceksiniz. Yani şehir değişikliğinin de olduğu bir vlog haline geldi. Umarım izlerken keyif alırsınız. Ben editlerken keyif aldım çünkü gerçekten böyle hani... Ve evet, şimdi bu açıklamayı da yaptığıma göre videoya geçebiliriz. Ve tabii ki de kahveyle başladım videoma. Bu kafeyi gerçekten seviyorum. Kahveleri güzel. Bir de konumu da çok hoş çünkü hemen Doktor Falafel'in karşısında. Okay. Başladın mı? Tamam. Şu an Ruh'tayız. Normalde vegan döner, vegan burger vesaire, köfteler möfteler falan da varmış. Ama pandemiden sonra yok şu an ellerinden maalesef. O yüzden ben de falafel burgeri veganize ettirdim. İşte içinde peynir falan filan yok. Güzel duruyor. Sonra bakalım. Bakayım. Şöyle bir yakından çek. Vegan olarak falafel'i artık uzmanlaştığımı düşünüyorum. Çünkü her gittiğin yerde falafel oluyor mutlaka. Deneyelim. Hı. Okay. Güzel. Ama daha güzellerini yemiştim. Yani birazcık mıç mıç, yani gördüğünüz gibi yapısı çok yumuşak. Şimdi seçenek olarak var mı? Var. Güzel bir şey mi? Tabii ki de. Ama umarım hani o döner falan filan gelirse onları denemeyi tercih ederim. Evet, ben yemek yiyeyim. All the scripted show with the cameras and lights and the laugh track, the killer of my lonely. Bu da mesela falafel laktoymuş. Sanırım ama yoğurt sosu var. Neyse, veganlık hakkında birazcık daha çalışmaları gerekebilir bu mekan. Bugün de bir emir macerası yaşamaya geldik. Bakalım, piknikte kendisi size haber veririm. Uzun bir yoldan geldik. Maalesef arabası olmayan insanlara Ankara iyi davranmıyor. Şu an bisikletlerimizin yanına bir inek sürüsü gelmiş bulunmakta. Şunların güzelliğine bak. Çok güzelsiniz ama kulaklarınızda bir şeyler bağlı. Hello, seni sevebilir miyim? Çok tatlısın. Ama maalesef hiçbiri özgür değil tabii, orası ayrı bir mevzu. Gel. Yap. Dokundun mu? Hayır. Aa, şey yapmıyor. Ne yapacak? Çok tatlı. Kıyamam baba. Gel biraz gel senin için. Bak, sana zarar vermeyeceğim. Söz. Veganım ben. Arkandan da bana korkuyordum. Gel seveyim birazcık. Gel, çok tatlı. Gel bak, burada oturma. Deniz abla, şu yavruya git diyorsan. O yavru mu sevecek? Bence de. Gel seni de seveyim. O çok korkuyor geldi bana ya. Bence de. Neyse. Tamam. Zoo, piknik alanımızı bulduk. Yanımızda falafel dürümlerimiz de var. Şu şekilde.
olabildiğince olabildiğince soğuk tutmaya çalıştık. Burada da kuru yemişimiz ve patlamış domatesimiz, limonumuz falan da var. Ayrıca eski gabı poşetinde kullanmış olduğum şekilde. Ve there we go, zero waste life. Meyveler senin çantanda. Burada da bulmamız var, şu an çalmıyor maalesef çünkü video çekiyorum. Dolmamız var. Ooh. Burada bir delimiz varmış. Nereden keyif? Fresh. Piknik ya, tam bir piknik vibe. Her şey bir. Bisiklet sürmek sanırım Ankara'da yapabilecek en güzel etkinliklerden ve tek etkinliklerden biri sanırım. Güzel ya. Yeşilliğin olması insanı o kadar iyi hissettiriyor ki. Bir de sürekli evde durmaktan yorulduk yani. Neyse dur bir dakika, yokuş çıkıyorum. Çok fazla insan var. Hello! Videoda sanırım bizim çok az gözüktü. O yüzden bir check-in yapayım dedim. Güzel ya. Deliklere girmesem bisikletle iyi. Padama geldik şu an. Bitkisel süt getirmişler padama, ben o kadar çok gelip burada kendi sütümü getirince bitkisel sütü kendileri getirmeye karar vermişler. İçtim bitirdim gerçi ama bir latte güzel gitti. Hava çok sıcak, dışarıda da işte sürekli haberlerden dolayı içimiz dışımız kıyıldı yani, her yer yanıyor diye. O yüzden dedik dışarı çıkalım, kendimize gelelim falan. Ne? ne ortamdan çıktı dedin? Süper ego ortamdan çıktı. Artık herkes gergin ya. Dönmek sen de düşünsene. Çok iyi. Kolektif ahlak yoktur hocam. Yoktur hocam gerçekten. Mersin'de Ütopya Vadisi diye bir yer varmış. Biz de oraya geldik. Ama ondan önce bir yemek yemeye gideceğiz. Bakalım bu yöresel yerlerde veganize edebileceğimiz neler var. Etraf güzel. Sıcak. Çok sıcak. Mekanda görüşürüz. Umarım vegan bir şey buluruz ya da veganize ederiz. Şu an bir mekan bulduk. Neydi, Hamza Bey'in bir şeysi diye bir yer bulduk. Gördüğünüz gibi işte suyun içerisinde böyle oturma yerleri var. Şimdilik yukarıdayız. Yukarıda yemek yiyip ondan sonra aşağı inmeyi düşünüyoruz. Güzel bir şekilde buradaki işletmeciyi vejetaryanın farkında olduğu için en azından sebze çeşitleriyle ilgili bir şeyler hazırlayabileceğini söyledi. Bir de meze tabaklarını falan hazırlayıp getirecek buraya. Hoşuma gitti gerçekten bu tarz bir şeye açık olup değiştirebilme seçeneği sunması ve hani alternatif sunabilmesi güzel bir şey. O yüzden yemekler gelince videosunu çekelim. Birazcık uçurumda oturuyorlarız. Bize hazırlanan menüde en çok beğendiğim şey menemen oldu gerçekten. O kadar taze ve güzeldi ki çok lezzetliydi. Gördüğünüz gibi humus var, baba ganoush var, acuka, salata, bir de közlenmiş biber, domates ve soğan. Şimdi yemeğimizi falan da yedik. Akşam oldu. Biraz yürüyüp karanlıkta etrafı seyrediyoruz. Biraz geç olmuş olabilir ama buna rağmen etraf çok çok tatlı. Bir de mangal kokusunun azaldığı yerler beni çok daha mutlu ediyor. Şimdi
önceki videoda öğretmen evine gitmiştik ve öğretmen evinde kahvaltı etmiştik ve kahvaltıları çok kötüydü. Nedense bunu İngilizce bir şekilde ifade etmişim. Arada bana öyle şeyler oluyor ya, dillerin birbirine girebiliyor. Ama kısaca onu söyledim. Manzara çok güzel olduğu için üzerine yazı yazmak istemedim. Deniz tertemizdi. So we came to a place. Oh, yeah. And had an old school breakfast. Hava çok sıcak. Can I order a bottle of water? Tuesday. Goodbye. Tuesday. Hocam İngilizce video çekmiyorum şu an ya. Çok sıcak. Çok sıcak yani. Yandım, görebiliyorsunuz zaten. Ameliyana olacağım. Biraz yeşillik buldum. O yüzden yeşillik varken konuşayım istedim. Hava çok sıcak. Taş ucundayız. Yandık. Gördüğünüz gibi ameliyatım var. Ve güzel bir kafe bulduğum için, onu söyledim mi? Çok mutluyum. Çok güzel bir kafe buldum. Genel olarak tatil beldesi olmasına rağmen çok bir seçeneği yok gibi. O yüzden bir şey bulunca insan mutlu oluyor. O yüzden kafeyi size ben göstereceğim. Ve kahvesi güzelse ve eğer yolunuz taş ucuna düşerse o zaman buraya da uğrayabilirsiniz. Bitmiş oldu. Çok havada kaldı gibi gördüğünüz üzere. Kahveciden sonra çıktık. Mersin'de biraz daha takıldık. Ondan sonra Ankara'ya döndük vesaire vesaire. Onların hiçbirinin videosunu çekmemişim tabii ki de. Ama olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğenip abone olmak isterseniz lütfen. Bir sonraki videoda bir sonraki videomda görüşmek üzere ve ya kendinize iyi bakın. Bye.